Uzaklı köyü, Ani köyü, Ani arabeleri burası. Evet. Yukarısı Ani arabeleri böyle. Burada çayın kenarı, suyun kenarı. Evet, bura Ermenistan sınırı. Evet, Ermenistan sınırı, evet. Ve buradan da Arpaçay evet, nehri akıyor. Evet, Arpaçay'a geçiyor. Şu anda Ani arabelerindeyiz. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de hayvan güdürüz, ne yapak? Böyle sene gırtlık hayvan idare etmiş. Ot mu yok? Ot yok, evet. Onun için mi ana arabelerinde otlatıyorsunuz? O ana arabelerinde yukarı koymuyorlar, arabelere koymuyorlar. İşte yamaçlarda idare edecek. Kuraklık oldu. Evet, kuraklık, çok kurak. Vallahi hayvancılık öldü köyde. Ya gördüğün an bu inek 500 milyon. 500 milyon. O da yer var ya satacak, yani alan da yok. Piyasa ucuz mu diyor? Çok, çok ucuz. Piyasada iş yok. Şimdi bu bir mazeret değil tabii ki. Burası bir öğren yeri. Öğren yerine hayvan girişleri veya şeyleri zaten yasak. Fakat öğren yerimiz hakikaten 78 hektar üzerine kurulmuş, 4,5 kilometre surlarla çevrilmiş olan büyük bir alan. Burayı 4 tane güvenlik ürünüyle korumak imkansız. Elimizdeki bu kıt kanaat şeylerle bunları engellemeye çalışıyoruz. Yeterince engelleyebiliyor muyuz? Hayır, engelleyemiyoruz. Çünkü Arpaçay Nehri hemen öğren yerimizin dibinden geçmekte. Ve köylü de hakikaten bu bölge tektonik olduğu için hayvanlarının sulama sistemini bu Arpaçay'dan nehrinden karşılamakta. Arpaçay Nehri de öğren yerimizin dibinde. Doğal olarak bazen böyle hoş olmayan görüntüler de olabiliyor. Bunu da artık biz köylüyle birebir konuşarak bunun olmaması gerektiğini, bir öğren yerinde, dünyaya mal olmuş bir öğren yerinde böyle görüntülerin olmaması gerektiğini ben kendim bizzat köylüyle köy kahvesinde toplantı yaparak söyledim. Dikkat edeceğini söylediler. Ama malumunuz tabi hayvanlar bazen başıboş da bırakılıyor. Başıboş bırakınca da hayvan suya, güdü olarak suya geliyor. O görüntüleri de ortaya çıkmış oluyor. Biz arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Bundan sonra daha dikkatli olacağını söylüyorlar. Ama dediğim gibi ani öğren yeri 78 hektar üzerine kurulmuş. 4 kilometre suru var. Yani çok büyük bir alan. Burayı 4 kişiyle korumak tabii ki zor. Bu bir bilinç meselesi. Yani burayı güvenlik görevlisiyle korumaktansa Ocaklı köyü sakinlerine çok iş düşüyor. Ocaklı köyü sakinleri buranın kendisilerinin olduğuna inanacaklar ve onlar koruyacaklar. Ben ondan tarafım. Yoksa buranın her tarafını asker dediysen o bilinç oluşmadıktan sonra zor. Burada Ocaklı köyü sakinlerine çok iş düşüyor. Biz Ocaklı köyü sakinlerle yaptığımız eğitimlere devam edeceğiz. Buradaki ev pansiyonculuk kurslarına devam edeceğiz. Ocaklı köyünü tamamını bir turizm elçisi, tamamını bir turizm rehberi gibi yetiştireceğiz inşallah. Onlar da bazen istemeden de yapmış oldukları bazı şeylerin hatalı olduklarını kendilerine dönütler sağlandıkça anlayacaklar, para kazandıkça anlayacaklar. Biz şu anda Ocaklı köyünün ani öğren yerinden para kazanması yollarını yavaş yavaş ortaya çıkarıyoruz. Çünkü para kazandıkça buranın onlara bir gelir getirdiğini, akar getirdiğini inanacaklar ve buraya bizden daha çok sahip çıkacaklarına inanıyorum. Korumanın da böyle olacağına inanıyorum ben. Anlayışla ve kültürle alakalı olduğuna inanıyorum. Benim sizden bir il müdürü, kültür turizm il müdürü olarak istirhamım odur ki bizim oradaki görevlerimize yardımcı olun. Hayvanlarını oraya otlatmaya götürenlere engel olun, onları uyarın. Deyin ki kardeşim oraya koyma. Yani her taraf meraz zaten. Ben görüyorum. En çok meraz sizde. Onun için bu tarih eserlere biraz daha duyarlılık istiyorum. Sen iyi dedin de hayvanlar konusuna gelince güvenlikler çok şey yapıyor.
Yani o hayvanın oraya girmesi, yani ben de olsam başında kendi şey olduğu zaman giriyor yani. Ne yapsan girir yani. Ha girdiği takdirde. Zaten o gidip de kiliseyi yıkacak bir durum yapmaz. Evet. Zaten o hayvan da oraya girmesi, orada olan yılan, akrep belki de bu katilin... Yok öyle düşünme. Şimdi öğren yerlerini hayvanların girmesi diğer lazım. Konuya geldi. Yani saat 5'ten sonra da giriyorsun, sorun yaratır. Kendi başına da girmişler, belki sorun yaratır. Yani bir de sen de az bir şemşeğinde bulun. Ama yani şimdi bizim bir otlama yerimiz bir bu oradır. Her zaman orada otlar. Yayla dönemi zaten herkes yaylaya gider. Şimdi bazen de girdiği zaman da bunu... Konuşması, o sen müdürümün konuşmasına katılıyorum. Yani katılıyorum ben müdürümün konuşmasına. Şimdi bugün ben afmış sığırımı bırakırsam başı başı oraya illa girecek. Başları yıkacaktır değil mi? İlla hocam yani bu... Sonuçta her yapılacak. Kabahat bizde. Hayvanımızı sokarıyor oraya. Zaten onu da başka bir yolu var ya. Evet. Giriyor oradan aşağı buradan pis değil. Cerevit hemen. Değil mi yani? Taşı devirir. Cerevit şeyi değil. Her sene aynı taşı hadi yapıyoruz sen, değil mi biz? Vallahi müdürüm. İster inan ister inanmam. Ben orada hayatta girmem. Girsem de o aşağıda dereye taraf girelim. O teller var ya, bahçeden kendim yapmışım. Evet. İşte bunu da zaten balın arkasında olduğunu sürede gördüğümüz yerde evet. Değil. Yani bizim ekibimize yardımcı olun. Altına bakarsan hayvanımız oraya sokmaya yerimiz yok. Yani ot daha yokmuş, aşağıda olsa.